Merhaba sevgili çocuklar. Geçen hafta sizlerle birlikte Türkçe dersimizde Okullu Okan ve Portakalı Soydum isimli okuma parçalarını yapmış, etkinliklerini de bitirmiştik. Şimdi sırada Farelerin Toplantısı isimli okuma parçamız ve etkinlikleri var. Haydi gelin bakalım bizleri neler bekliyor. Geçen hafta verdiğim 9 ve 10. sayfalara yaptık. Çok güzel. Araştıralım kısmında kitabımız bizden hayvanlarla ilgili kısa bir şiir bulmamızı istemiş. Benim bulduğum şiirin başlığı Faydalı Hayvanlar. İşte şiirim de burada. Çevremizde dolaşır çeşit çeşit hayvanlar. Bizlere pek çoğunun sayısız faydası var. Peki çocuklar, siz çevrenize baktığınızda çeşit hayvan görüyorsunuz? Bundan sonraki bahçeye çıkışınızda etrafınıza dikkatlice bakın. İyi bir gözlemci olun ve kaç çeşit hayvan bulduğunuzu bizimle paylaşın. Peki çocuklar, bizlere pek çoğunun sayısız faydası var demiş şiirimizde. Sizce hayvanların bize ne gibi faydaları var? Bazı sesler duymaya başladım galiba. Birlikte konuşalım. Evet, etinden yararlanırız. Sütünden, doğru, yumurtasından, balından. Evet, çok güzel çocuklar. Bunlardan faydalanıyoruz. Bunun yanında hayvanlar aslında iyi birer dost, değil mi? Dostlukları çok güzel ve kıymetli. Peki, biz bu hayvan dostlarımıza nasıl davranmalıyız sizce? Onları korumalı ve iyi bakmalıyız. Çok güzel çocuklar. Aferin sizlere. Diğer kısma hemen geçebiliriz. Kitabımız bizden internette araştırma yapmamızı istemiş. Evcil hayvanlara ve vahşi hayvanlara üçer tane örnek vermemizi istemiş. Evcil hayvanlar ve vahşi hayvanları araştırırken ikisinin arasındaki farkı da öğrendiniz mi? Önce gelin örneklerimize bakalım. Kedi, evcil hayvanlara birinci örneğimiz, evet. Köpek ve tavşan. Vahşi hayvanlara da örnek verelim. Timsah, aslan ve ayı. Evet çocuklar, ikisinin arasındaki farkı da biliyor muyuz? Bekliyorum sizi. Evet, evcil hayvanları insanlar zamanında evcilleştirmiş ve evde besleyebilecek hale getirmiş. Kısacası, evcil hayvanlara evde besleyebildiğimiz hayvanlar da diyebiliriz. Fakat vahşi hayvanlar. Vahşi hayvanlar nereye ait çocuklar? Evet, doğaya ait bu hayvanlar ve vahşi kelimesi yani saldırgan hayvanlar diyebiliriz bu hayvanlar için. 10. sayfamıza geçebiliriz. Hazırlanalım kısmında kitabımız bizden aşağıdaki soruları cevaplamamızı istemiş. E ile başlayan bir hayvan ismi yazalım. Buldunuz mu? Ben eşek yazdım. K ile başlayan bir hayvan ismi. Benimki kanguru. Sizler ne yazdınız acaba? Peki, daha önce eşek ya da kanguru görmüş müydünüz? Görüyorsunuz değil mi? Farenin de resimleri var. Parçamızın ismi neydi? Evet, farelerin toplantısı. Sonraki sayfamıza geçebiliriz. İşte karşımızda bir resim. Çeşitli hayvanlar var. Su aygırı, mor olan.
Zürafa, boynu çok uzun. Maymun, mavi bir fil, aslan, timsah, tekrardan bir maymun ve zebra. Eminim hepsinin ismini zaten biliyordunuz. Peki sizce bu hayvanlar evcil hayvanlar mı yoksa vahşi hayvanlar mı? Evet. Doğru cevap. Bu resimde gördüğümüz hayvanlar vahşi hayvanlar. Konuşalım kısmına geçelim. Dünyaya bir hayvan olarak gelecek olsaydım olmak isterdim. Çünkü cümlesini tamamlayarak cevabımız hakkında hep birlikte konuşalım. Sizlerin de ne hayvan olmak istediğinizi, hangi hayvan olmak istediğinizi çok merak ettim. Ben size söyleyeyim. Dünyaya bir hayvan olarak gelecek olsaydım penguen olmak isterdim. Çünkü penguenleri seviyorum ve onları çok tatlı buluyorum. Sonraki sayfamıza geçebiliriz. Evet, yazalım kısmında bakalım ellerimizle ne yazacağız. Çabanızdan beni takip ediyorsunuz değil mi? Çok güzel. Bir sözcükten oluşan bir cümle yazalım. Evet, öğretmeniniz size cümle bilgisini anlattı ve siz de öğrendiniz. O zaman yazabiliriz. Benim yazdığım cümle oku. Gördünüz mü? Cümleme büyük harfle başladım ve sonuna da noktamı koydum. Yerine geçelim. İki sözcükten oluşan bir cümle yazalım. Kitap oku. Evet. İki sözcükten oluşan bir cümle de yazdım. Kitap ve oku. İki sözcükten oluşuyor. Cümlemin ilk harfi büyük ve sonunda da noktam var. Çok güzel. Üç sözcükten oluşan bir cümle yazalım. Evet, burada da üç sözcük var. Ada, kitap, oku. İşte size üç sözcükten oluşan bir cümle. Cümlemin ilk harfi büyük, sonunda da noktalama işaretim olan nokta var. Peki, ada gibi sizler de kitap okuyor musunuz? Harika. Benim adım Kalem. Dostlarımın isimlerini bulmacada gizledim. Onların isimlerini bulalım ve boş kutulara yazalım. Bizden saklanan eşyalar var. Hadi gelin hep birlikte onları bulalım. Çanta. Evet. İlk saklananı bulduk. Boya. Evet, önce buluyoruz, sonra da yan tarafa güzel bir şekilde yazacağız. Silgi. Evet, yanlış yaptığımızda güzel bir şekilde silgimizle siliyoruz, değil mi? Evet. Cetvel. Herkes kenar çizgisini cetvel kullanarak çiziyor. Çok güzel. Kitap. Okuyoruz. Kalemlik. Evet. Eşyalarımızı koyuyoruz. Ve son bir tane kaldı galiba. Evet. Dosya. Şimdi de yan tarafa düzgün bir şekilde yazalım. Çanta. Boya. Güzel resimler yapıyor muyuz? Çok güzel. Silgi. Cetvel, kitap, kalemlik, dosya. Evet, güzel bir şekilde yazdık ve bu etkinliğimizi de tamamladık. Evet çocuklar, bugünlük bu kadar. Şimdi sizlerden Farelerin Toplantısı isimli parçayı okumanızı istiyorum. Bir sonraki dersimizde sizlerle birlikte parçayı okuyacak ve sorularını yapacağız. Görüşürüz.